Beşiktaş'ımızın Avrupa Ligi serüveni başlıyor. Biz de Beşiktaş'ımızın Avrupa Ligi maçı öncesinde semtimize iniyoruz ve yarışma programımızı gerçekleştiriyoruz. Sorularını rakamlarla Beşiktaş programımızdan oluşturduğumuz 3 soru 3 cevap başlıyor. Evet, ilk yarışmacılarımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. Melih ismi. Şile'den geldim. Güneş. Çok güzel bir Beşiktaşlı bir aileyle birlikte yarışacağız. 3 soru soracağım size. Üçüne doğru bilirse Kartal Yuvası'nın hediye çeki veriyor. Olacağız. Hazırsanız başlayalım. Teşekkürler, başlayalım. Kara Kartal'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarında oynadığı maçlarda hangi skor hiç görülmemiştir? A 5-0, B 4-0, C 5-1, D 3-1. 5-0. Hemen net bir cevap geldi. 5-0 hiç görmedik abi. Kolay değil 5-0. 5-0 hiç görmedik. 5-0'ı biz en son Süper Kupa finalinde gördük. Evet. Yakın bir zamanda gördük. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Tebrik ediyorum. Hemen doğru cevap geldi. UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerimizden hangisiyle daha önce karşılaşmadık? A. Olympique Lyon. B. Ajax. C. Twente. D. Malmö. Twente. Tebrik ediyorum. Hemen geldi. İkinci cevabım da doğrusu. Hızlı gidiyoruz. Final sorusuna kaldık. 2011 yılında Maccabi Tel Aviv'i 5-1 yendiğimiz maçta hangi futbolcumuz gol atmamıştır? A. Edu, B. Simão Sabrosa, C. Hugo Almeida, D. Ricardo Quaresma. Almeida attı. Hatta numaralının önünden Quaresma'nın asistiyle attı. Edu'dan emin değilim. Edu. Emin miyiz? Değilim. Maçı hatırlıyorum ama o maça gitmemiştim ben. Hatta Harbiye'de bir konsere gitmiştim o maçın önünden geçerken. Çok zordu benim için o maç. Almeida çok net hatırlıyorum. Quaresma'yı da hatırlıyorum. Quaresma'nın da gol attığını hatırlıyorum. Ama Edu ile Simão arasında kaldım. Sana sorayım. Edu mu Simão mu? Simão. Simão diyorum peki. Değiştiriyoruz. Benim son cevabımız Simão. Simão. Peki ben de sizi tebrik ediyorum. Simão doğru cevaptı. Güneş seni tebrik ediyoruz. Özellikle doğru cevabı verdin. Şükürler. Peki. Arkadaşımdan rica ediyorum Kartal Yuvası'ndan 1000 liralık hediye çeki şöyle takdim edeyim Güneş'e. Güzel günlerde kullan. Şöyle bir kameraya bakalım, bir kartal yapalım. En büyük Beşiktaş diyelim. En büyük Beşiktaş. Peki, teşekkürler. Evet, ilk yarışmacımıza ödülümüzü verdik. İkinci yarışmacılarımızla birlikteyiz. Bir arkadaş grubuyla birlikteyim. Sizi tanımak istiyorum öncelikle. Merhaba, Furkan ben. Mert ben de. Esna. Furkan, Mert ve Esna ile birlikte yarışacağız. Size 3 soru soracağım. Üçünü de doğru bilirsek Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanacaksınız. Hazır mıyız? Peki, o zaman başlayalım. İlk soru geliyor. Beşiktaş'ımız UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında hangi takımı eleyerek yükselmiştir? Bu sezon için soruyoruz. Şıklara gerek var mı? Peki, alalım cevabı. Lugano. Tebrik ediyorum sizi. Hemen doğru cevap geldi. Şıkları okumama gerek kalmadı. İkinci soruya geçtik. Hangi futbolcu hem Beşiktaş hem de Ajax forması giymemiştir? Soru böyle. A. Juanfran, B. Atiba Hutchinson, C. Wout Weghorst, D. Aras Özbiriz. Aras Özbiriz giymiş olabilir. Ondan Weghorst'tan eminiz. Atiba PSV Eindhoven'da oynadı ama Ajax'ta oynadı mı hatırlayamıyorum. Atiba Fenerbahçe'de o taraftan direkt. Birinci şık da Juanfran'dı. Juanfran epey eski bir oyuncu. Bize Deportivo'dan gelmişti. Sanırım oynamıştır diye tahmin ediyorum. Ama bunun cevabı Atiba'dır değil mi? Atiba. Atiba. Sizin içinizden ne geçiyor? Atiba diyorum ben de. Üçünüz de Atiba deriniz. PSV'de oynadı ama Ajax'ta oynadığını hatırlamıyorum. Siz de emin değilsiniz. Cevap olarak alayım mı Atiba'yı? Bence alalım. Tamam. En yakın benim de o geliyor. Son kararımız Atiba. Tebrik ediyorum size. Final sorusuna kaldık. Atiba Hutchinson hem Beşiktaş hem de Ajax'ta oynamadı. Sadece Beşiktaş forması giydi. Son soruya geliyoruz. Athletic Bilbao'yu 3-1 yendiğimiz karşılaşma hangi sezon oynanmıştır? A. 2002-2003, B. 2003-2004, C. 2004-2005, D. 2005-2006. 2004-2005 veya 2005-2006 olması lazım. Diğerleri olmadığına eminim. %50'deyiz. İbrahim Akın vardı. Gol atmıştı hatta, öyle hatırlıyorum. Ama sanki D gibi geliyor bana. Ne diyorsun? Son aşama çünkü şampiyon olduktan sonra. Yok, şampiyonluktan sonraki sene de değil. 2005-2006 demek istiyorum. D demek istiyorsunuz. Siz? Bana da son şık çok yakın geldi. Katılıyor musunuz? İçinizden geçen başka bir cevap var mı? Ben 4-5 değil. 4-5 gibi mi geliyor size? 2'ye 1 geridesiniz tabii.
İsterseniz size şöyle üçünüz son olarak kendi aranızda bir karar aşamasına bırakayım, sonrasında cevabı alayım. Bu şey hangi sezondu? Olur mu? Olur. Gökhan Güneş'in bir golü var. Olur mu? Olur. O 2006-2007 olabilir. Ondan bir önceki sene işte. Ondan... Şimdi cevabı almak için son kez soruyorum. Doğru cevap sizce nedir? 2005-2006 diyelim. Son kararımız. Son kararımız. Son karar. Emin değiliz ama %50. Canımı sağ olsun ya. Aynen. 2005-2006 olarak cevabı alıyorum ama ne yazık ki doğru cevap 2004-2005'ti. Sizin içinizden geçmişti. Biraz da aslında yönlendirmek de istedim ama aranızda düşünürüz sonrasında tekrar. Golleri bile hatırlıyoruz ama tek kaldım. Senede bir yılda emin olamadık. Olmadı. Ödülü kazanamadık ama ben sizi tebrik ediyorum ayrı ayrı gerçekten. Çok iyi Beşiktaş taraftarları olduğunuz görünüyor. İyi seyirler diliyorum aynı zamanda. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun. Evet, üçüncü yarışmacımızla birlikteyiz. Birazdan yarışacağız ama öncesinde seni tanımak istiyorum. Evet, ben Doruk, soyadım Çabuk. İnşallah yeneceğiz Eyüpspor'u. Üç soru soracağım sana. Tabii ki. Üçünü de doğru bilirsen Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çekiyi kazanacaksın. Daha önce izledin mi yarışmamızı? İzledim. O zaman aşinasın. Aynen, evet. Peki, hazır mısın? Başlıyorum. Hangi takım UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerimiz arasında yer almamaktadır? A. Feyenoord, B. Frankfurt, C. Twente, D. Malmö. Yer almamaktadır. Eminsin? Eminim. Tebrik ediyorum. Doğru cevap geldi. İkinci soruya geçiyoruz. Olympique Lyon'la karşılaştığımız UEFA Avrupa Ligi çeyrek final eşleşmesi hangi sezon oynanmıştır? Hatırlıyor musun maçı? Hatırlıyorum da tarihini hatırlayayım. Şıkları sana soracağım. Belki şıklar gelince şöyle kafanda canlanır. A. 2014-2015, B. 2015-2016, C. 2016-2017, D. 2017-2018. 2016-2017 miydi? Diyorsun. Emin misin? Eminim. Son kararın? Son kararın. Tebrik ediyorum seni. Final sorusuna kaldık. 2'de 2 yaptık. Son soru geliyor. Hangi futbolcunun Beşiktaş formasıyla Bodo Glimt'te golü bulunmamaktadır? A. Tayfur Bingöl, B. İbrahim Üzülmez, C. Ahmet Hassan, D. John Karev. İbrahim Üzülmez mi? Şıkları okudum sana. Ahmet Hassan. Ahmet Hassan mı diyorsun? Son kararın. Son kararın. Eminsin? Eminim. Ne yazık ki doğru cevap John Karev'di. Kolay bir soru değildi, olmadı. Olsun, sağlık olsun. Olsun. Katıldık yine de. Teşekkür ediyorum. Şöyle bir en büyük Beşiktaş alalım sende. En büyük Beşiktaş. Evet, dördüncü yarışmacılarımızla birlikteyiz. Öncelikle sizi tanımak istiyorum. İsmim Ahmet, Bursa İnegöl'den geliyorum. En büyük Beşiktaş. İsmim Ertuğrul, ben de Bursa İnegöl'den geliyorum. İsmim Emirhan, ben de Bursa'dan geliyorum. Hep birlikte maç için Bursa'dan geldik. Evet. Tebrik ediyorum size. 3 soru, arkadan bir 4 atacağız geldi. 3 soru soracağım size. 3'ünü de doğru bilirseniz Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çeki kazanıyor olacaksınız. Hazır mıyız? Hazırız. Geliyor ilk soru. Beşiktaş'ımız UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında ilk olarak hangi takımla karşılaşacaktır? Şıkları okumama Frankfurt, gerek var mı? Frankfurt. %100 eminim. Bu arada Fatih Doğan da geldi. Yarışmadayız. Hayırlı. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Gençlerle yarışıyoruz. Kesinlikle şampiyonlar bunlar, belli. Bursa'dan gelmişler maçı izlemeye. Bursa, ooo. Bursa, İnegöl mü içeri mi? İnegöl. İnegöl, Beşiktaşlar. İki otobüs geliyor İnegöl'ler. Üç geldik. Üç mü? Bak, görüyorsun. İnegöl biliyorsun, Beşiktaş'ın kalbi. Çok Beşiktaşlı vardı İnegöl'de. Hoş geldiniz arkadaşlar. Size başarılar diliyorum. İlk soruda zorlandılar. Senden yardım alabilirler mi? UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hangi takımla karşılaşacağız? Frankfurt değil mi ya? Ajax. Perşembe Ajax. 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 Dinleyin Fatih Doğan'ı. Ajax'a karşılaşacağız ve 2-1 kazanacağız. Skor da geldi. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun Fatih Doğan'dan. Yani bir şey söyleyeyim mi? Çok şanslısınız. Az kalsın. Senin sayende senin sayende eleniyordu arkadaşların. Fatih Doğan geldi, joker hakkı oldu size. Artık onu doğru cevap alayım değil mi? İstemiştim abi. Peki. Evet. Tebrik ediyorum, ilk soruyu geçtik. İkinci soruya
Okuyorum, hazır mısınız? Bu sefer daha iyi dinleyin. UEFA Avrupa Ligi'nde. Sadece Beşiktaş formasıyla mücadele eden futbolcu hangisidir aşağıdaki şıklardan? A. Hugo Almeida. B. Ricardo Quaresma. C. Manuel Fernandes. D. Guti Hernandez. Fernandes Real Madrid'de oynadı. Ligde... Fernandes. Beşiktaş dışında bir formayla oynamamış mıdır UEFA Avrupa Ligi'nde? Ay çok güzel tüyo geldi ama. Galiba Guti. Peki. Son cevabı alıyorum. Uzatmıyoruz. Son cevabı alıyorum. Guti. Tebrik ediyorum. Final sorusuna kaldık. Bak final sorusunda böyle yardımcı olamam arkadaşlar. Üçüncü soru. 2005 yılında deplasmanda oynadığımız Malmö maçı kaç kaç bitmiştir? A. 2-1. B. 4-1. C. 3-1. D. 1-1. Eminim. 2-1. 2-1. 2-1 geldi. Siz ne düşünüyorsunuz? 4-2-1. Susan. Ben Ahmet'e güveniyorum. 2-1. Son kararınız mı? Üçünüze birden soruyorum. İstiyorsanız bir... Abi sen daha 2-1. 2-1 diyorsunuz. Son kararı. Son kararı. Eminsin. Eminim. Ne yazık ki doğru cevap 4-1'di. Ne yazık ki 4-1'di. Arkadaşına güvenmedin, elendin, olsun. Neler söylemek istersin? Bursa'dan gelmişsin buraya. En büyük Beşiktaş. Şampiyon da olacağız inşallah. İnşallah. Şampiyonuz abi. Beşiktaş kazanacağını düşünüyorum. Kesin yani Ciro atar, Rafa atar, Semih atar yani oynarsa. 3-1 biter. Evet, 5. yarışmacılarımızla birlikteyiz. Sizi tanımak istiyorum. Burcu Şenbaş. Beşiktaşlısınız. Beşiktaşlıyım sayesinde. Kadir Gider, ben de Beşiktaşlıyım. Güzel bir Beşiktaşlı bir çiftle yarışacağız. 3 soru soracağım size. 3'ünü de doğru bilseniz Kartal Yuvası'ndan 1000 lira değerinde hediye çek kazanacağız. Hazırsak başlıyorum. İlk soru geliyor. Tüpraş Stadyumunda Lugano'yu eleyip UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına yükseldiğimiz karşılaşma kaç kaç bitmiştir? A 5-1, B 5-0, C 4-0, D 4-1. 5-1 diyorsunuz. Son kararınız. Son kararım. Tebrik ediyorum sizi. İlk soruyu doğru bildik. İkinci soruya geçiyoruz. Alkışlarla ikinci soruya geçiyoruz. Peki. 2011 yılında Maccabi Tel Aviv deplasmanda 3-2 yendiğimiz maçta son dakika golümüzü hangi futbolcumuz atmıştır? A. Hugo Almeida. B. Ricardo Quaresma. C. Manuel Fernandes. D. Filippo Losco. Quaresma. Quaresma'ymış. Peki, tebrik ederim. Final sorusuna kaldık. Final sorusunu soruyorum. UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarında 4 gol atarak en çok gol atan futbolcularımız arasında hangisi yer almamaktadır? A. Bobo. B. Ricardo Quaresma. C. Dembaba. D. Gökhan Töre. Şimdi bu şıkların 4'ünün 3'ü 4'er gol atmış. Bir tanesi atmamış. Soruyu anladık. Anladım. Tamam, cevabınız ne? Gökhan Töre. Sizin içinizden ne geçiyor? Öyle diyor, söyledi. Şıkları okuyayım bakayım sizin içinizden ne geçiyor. Bobo, Ricardo Quaresma, Dembaba, Gökhan Töre. Gökhan Töre diyeyim ben de. İkinizden de Gökhan Töre geçiyor siz. Emin misiniz? Eminim. Son kararınız? Son kararım. Ne yazık ki. Doğru cevap Bobo'ydu. Bobo muydu? Olmadı, olsun. Neler söylemek istersiniz buradan? Çok güzel bir çiftsiniz Beşiktaşlı bir çift. Teşekkür ederiz. Bu sene şampiyonuz. Buradan da söylemek isterim. En büyük Rafa Silva. Peki, teşekkürler. Evet, Beşiktaş'ımızın Avrupa Ligi tarihiyle ilgili sorular sorduğumuz programımızın sonuna geldik. Beşiktaş'ımıza Avrupa Ligi macerasında başarılar diliyoruz.